Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Haftalık kapanışa doğru giderken kripto para piyasasının yine tadı tuzu yok. Bitcoin destek alanından sekse de Bitcoin dominansındaki yükseliş altcoinleri ezmeye devam ediyor. Bugün halving günü, Bitcoin'de ödül yarılanması yaşanacak. Bu yüzden de piyasanın genel konsantrasyonunun Bitcoin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu alanda dahi kısa vadede radara alınabilecek, araştırılabilecek, çok minik değerlendirmeler yapılabilecek altcoin'ler de var. Keza onlarla da ilgili birazdan kısa kısa değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'deki mevcut fiyata baktığımızda 65 bin dolar bandında seyrediyoruz. Bu bölgede 59-60 bin dolar lokomotif bir destek alanı ve bu bölgeye kadar bir iğne geldi. Hatta 4 saatlik bazda Bitcoin'in burada pozitif uyumsuzluklar oluşturduğunu da görüyoruz. Keza teknik açıdan da destek alanında olmamız yukarı yönlü bir hareket gelmesine neden oldu. Fakat bunun net olarak bir geri dönüş olarak ben nitelendiremiyorum. En azından 68.400'lü lokomotif direncin geçilmesi gerekiyor ki bu alanda yukarı yönlü hareketlerin devamını konuşabilelim. Biraz daha geriye gittiğimizde bazı fiyat hareketleri teknik yapıların yardımı ile burada 73.600'lü seviyelere kadar devam edebilecek bir hareketi konuşmuştuk. Sonrasında Bitcoin bu bölgede de oluşturmuş olduğu uyumsuzluklar, teknik zayıflık emareleri derken geri çekilmeler yaşadı. İşte normalde mesela Bitcoin'in şu tarz konsolide ettiği dönemlerde altcoin'ler daha güzel, daha seri hareketler yapar. Ama onu da yapmadı altcoin'ler. Ben de mesela bekliyordum. Yukarı yönlü daha güzel hareketler bekliyordum altcoin'lerden ama Maalesef onlar da bunu yapamadı. Sonrasında yaşanan geri çekilmede de altcoin'lerin daha fazla eridiğini gördük. Şimdi burada 59-60 bin dolar bandını genel olarak bir destek bölgesi olarak kabul etmek gerekiyor. Bu bölge altında kapanışlar gelmediği sürece Bitcoin'de bir süre daha yatay yönlü hareketler görmemiz daha olağan. Nedeni de genelde bu tarz düşüşler sonrası fiyat burada mevcut alanı yedirebilmek için en azından burayı kabullenebilmek için bir süre konsolide eder. Yani karar mekanizması tamamen iki seviye arasında 68.400'ün yukarı yönlü kırılımı tekrardan yukarı yönlü yeni ATH'lara doğru hareketleri tetikleyecekken burada 59-60 bin dolar bandının kırılımı ise daha derin düzeltmeleri beraberinde getirir. Hatta daha derin düzeltmeden kastım da burada işte bir ayı sezonu veya orta vadeli bir düşüş trendi değil. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda mesela Bitcoin belli seviyelerin altına inerse ben gözü kapalı değerlendirmeler yaparım diyordum. İşte şimdi de artık Bitcoin için bu seviye 59 bin dolar oldu diyebilirim. Mesela 59 bin dolar altında gelecek olan hareketlerde olası düşüş hareketlerinde kademeli olarak o bölgeden yapılan değerlendirmeler 59.000 kendisi de buna dahil bu arada. Orta vadede yatırımcısını üzmez. Hem Bitcoin tarafında üzmez, hem altcoinler tarafında üzmez diye düşünüyorum. O yüzden bu bölgeyi artık lokal bir dip alanı olarak görüyorum ben. Ha 59.000'in kendisini değil, 59.000 doların altında gelecek olan hareketleri uzun vadeli veya orta vadeli olarak görmüyorum o alanlardan hızlı bir şekilde Bitcoin'in yukarı yönlü toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an bulunduğu bölge ise gri bir bölge. Yani bu alanda iki seviyeden biri kırılmadığı sürece kuvvetle muhtemel ki yatay yönlü hareket devam edecek. Şimdi bunların yanı sıra tabii yatırımcı e, ne yapalım diye soruyor. Yani fiyat hareketleri bir tarafa bu dönemde bu sancılı süreçte ne yapmak gerekiyor diye soruyor. Şimdi burada çoğu insanda ben de dahil olmak üzere zararlar var. Kardan zarar olsa bile bu bir zarardır. Sonuçta kazandığın parayı kaybetmiş oluyorsun. Ve ben bu alanlar itibariyle altcoin satmayı, bitcoin satmayı zaten aklımdan bile geçirmiyorum. Ama eğer nakitim varsa, değerlendirme imkanım varsa da bakın buradaki destek seviyelerini gösteriyorum. Destek seviyelerinin altında gelecek olan hareketlerin orta vadeli dahi süreceğini düşünmediğim için o bölgeleri değerlendirmek isterim diyorum. Gelen stratejim bu yönde. Her zaman kar edilmiyor maalesef ki. Bu tarz düşüşlerde zararda olan pozisyonların, spot pozisyonların özellikle üzerine yatıp nakit varsa destek bölgeler bölgelerinden değerlendirmeyi doğru buluyorum. Çünkü bu şarkı henüz bitmemeli. Halving'i daha bugün yaşıyoruz. Altcoin'lerde henüz majör hareketler yaşanmadı. Bitcoin dominansına bakacağız şimdi. Orada bir kırılım gelmedi. E bunlar böyleyken henüz demek ki yolun sonuna gelmemişiz. Ha başında da değiliz. Orası ayrı. Ama ortalarda bir yerdeyiz. Yani burada kar alıp piyasadan çekilmek gibi bir durum en azından orta vadeli süreçte benim planlarım arasında değil. Tam tersine değerlendirmeler yapıp pozisyonları korumayı daha makul görüyorum. Tabi Bitcoin dominansı demişken Bitcoin dominansındaki harekete baktığımızda o da yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Bu bölgede bir e, mor kutum vardı benim hatırlarsanız. Burayı ben bir lokal tepe olarak görüyorum. Yani Bitcoin dominansının bu bölge üzerinde bir hareket yapması gerekmediğini düşünüyorum. Bu bölgelere doğru gitse dahi. Nasıl mesela bitcoin 59 altına inerse hızlı bir şekilde oradan döner diye fikirlerimi paylaşıyorsam, aynısı dominans içinde geçerli 58-60 bandı üzerinde uzun sürecek bir fiyatlama beklemiyorum. Keza bu da altcoinlerde sonradan hareketlerin daha da artacağını gösterir. Altcoinlerde majör hareketler yaşanmadı derken de bu trendden bahsediyorum. Keza bu trend aslında 2022'nin Kasım ayından itibaren aktif olan bir trend. Burada bir yükseliş var ve bu yükseliş henüz aşağı yönlü kırmış değil. Bitcoin'in yükseldiği veya yataya bağladığı senaryolarda gelecek olan bu kırılım altcoin'lerde daha sert, daha seri yükselişleri tetikler. Mesela demin o gösterdiğim grafikte burada yaşanan bu konsolidasyon hareketinde Dominans eğer buradan aşağı yönlü kırsa idi. Beklentim de benim açıkçası bu yöndeydi. Çok güzel hareketler görecektik. Gecikiyor, erteliyor. Yapacak bir şey yok. Piyasa her zaman bekleneni beklenen zamanda vermez. O yüzden biz de burada bir süre daha sabırla beklemeye devam edeceğiz. Şimdi işin bir de altcoin'lerden ziyade bitcoin ve bitcoin ekosistemi tarafı var. Ki bitcoin'in halving'i ile beraber ekosistemde yaşanacak olan gelişmeler, ortaya çıkacak yeni bir runes akımı söz konusu. Haftalar öncesinden mesela henüz tokeniz olmamış olan projelerden birisi Runes Terminal'ı anlatmıştım ama bu sadece bir proje özelinde değil. Halving'le beraber Bitcoin ekosisteminde de büyüme yaşanması gayet olağan duruyor. Şimdi bu alandaki projeler dostlar genel olarak Yüksek riskli projelerdir çünkü çoğu büyük borsalarda zaten listelenmemiş henüz adaptasyon yaşamamış market cap'leri genelde düşüktür bu yüzden diğer altcoin'lerde mesela risk kat sayısı 5 ise bunlarda 50'dir bu da şu anlama geliyor diğer altcoin'lere portföyün %5'i ayrılıyorsa bu tarz ürünlere portföyün %0.5 %1'i maksimum ayrılmalıdır. Böyle takip edilmelidir. Keza Runes tarafını mesela OKEX gibi borsaların da desteklediğini e, biliyorum. Bununla ilgili girişimleri de var. Hem Web3 Wallet'ları hem borsa tarafındaki listelemeleri olacaktır. E, daha öncesinde teknolojisi ile ilgili Telegram üzerinden kısa bir yazı paylaşmıştım. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. E, geçen yıldan itibaren bir BRC20 hype'ı vardı. İşte o hype sürecinde ortaya çıkan token'ların çoğu transactionlar için UTXO e, kullanıyorlar. Teknolojisini kullanıyorlar. Bu da ağın tıkanmasına neden oluyor. Halving beraber çıkacak olan runes chain ve runeslarla yapılan işlemlerde hem hız hızlı e, yüksek bir şekilde artacak. Yaklaşık olarak BRC20 ve Ordinals tarafından 300 kat daha hızlı transactionlar yapılması bekleniliyor. Hem ücretler düşecek. Tabii ki hem de ağın tıkanıklığı ortadan kalkacak. BRC 20 gibi bir hype oluşur mu? Bunu ön görmek mümkün değil. Ama oluşma senaryosuna karşı buradaki bu ekosistemdeki projeleri radarda tutmak gerekiyor. Arada tabi bunları anlatırken şu tarz yorumlar da geliyor. Bize direkt coin'i ver, token'i ver diyenler oluyor. Öyle bir şey değil dostlar. Bu dediğim gibi çok early aşamada. Henüz böyle yolun başında olan bir alan, bir ekosistem. O yüzden net olarak bu proje bu proje demek kolay değil. Genel olarak ben burada bir kapı açmaya çalışıyorum. Bu kapıdan sonra artık araştırıp işte burada ortaya çıkacak olan NFT'ler olur, airdrop'lar olur, ön satışlar olur. Bunlara bakmak biraz da sizin inisiyatifinizde. 10-15 dakikalık bir videoda tamamına girmek bu konuların maalesef ki mümkün değil. Ama mesela ekosistemin e, önemli oyuncularından birisi, bazı borsalarda listeli olan ürünlerden birisi de benim radarıma takılanlardan BVM oldu. Mesela bu proje Bitcoin üzerindeki bir modüler layer 2. Yani Bitcoin A'nın Celestia'sı diyebiliriz kabaca. Ha bir Celestia gibi başarılı olur mu tabi orası ayrı bir konu. Tekrar ediyorum buradaki bu ürünlerdeki risk kat sayısı ekstra ekstra yüksektir. Ben de mesela değerlendirmeler yaparken çok Küçük Miktarlarla Değerlendirmeler Yapmaya Özen Gösteriyorum Ha Mesela Şu Da Sorulabilir e Alt Kolyelerde Zarardayız Neredeyse %100 içerideyiz. Nasıl Değerlendirmeler Yapılabiliyor Tabi Portalda Mesela Benim Ciddi Bir Zararım Var Trade Amaçlı Aldığım Portalların Büyük Bir Kısmı Zararda Duruyor Oradan Kısıp Bu Tarafa Doğru Mesela Minik Minik Aktarmalar Yapmaya Çalışıyorum Sadece Dediğim Gibi Bu BVM Özelinde Bir Durum Değil Bir çok Farklı Proje Var Bitcoin ekosisteminde, Runes tarafında birçok farklı proje var. O alanlarda biraz araştırma yapmak gerekiyor. Yakalanacak olan bir airdrop, bir ön satış, bir NFT, belki e, yükselecek olan bir token en azından kötü piyasa koşullarında portföyü biraz beslemeye yardımcı olur. Ama yine tekrar ediyorum risk kat sayısının oldukça yüksek olduğu bir alandan bahsediyoruz dostlar. Genel olarak kripto para tarafında, bitcoin tarafında durumlar stabil. Yani dominansın kırmasını bekliyoruz. Piyasada orta vadeli herhangi bir ciddi sorun görmüyorum dostlar. Bu düzeltmeler bittiğinde piyasa yukarı yönlü çok güzel bir şekilde döndüğünde bu zararlar telafi de edilecektir. Üstüne de çıkılacaktır. Alt coinlerde çok çok daha seri hareketler de gelecektir. O yüzden enseyi karartmayın moralinizi çok bozmayın. Bu süreçte emtia soranlar da oluyor. Kısaca bir gümüş değerlendirmesi de yapmak isterim. Öncelikle dostlar son videoların birinde mesela şöyle bir veri göstermiştim. Tarihte neredeyse ilk kez gümüşün altına olan oranı birçok spektrumda, birçok veride düşmüş durumda. Yani aslında altın çok fazla gitmiş ama gümüş yerinde saymış gibi bir durum vardı. O yüzden bir emtia değerlendirecek olsam bu gümüş olur diyordum. Gümüş de aslında güzel bir şekilde hareketini yaptı diyebiliriz. Ha, bu alanda yukarı yönlü hareketi devam ettirmesi için de gayet müsait bir e, zemin var aslında. Yani Fed'in cayacağına dair söylentiler ortaya çıktıktan sonra ABD borsaları kripto paralar hızlı şekilde yürüse de MTA tarafında o hareketi görmemiştik. Şimdi MTA tarafı da orayı yakalamaya çalışıyor. Gümüş açısından da eğer burada mesela bir boğa bayrağını anımsatan teknik yapı oluşursa yukarı yönlü bir yükseliş ayağı daha beklenilebilir. Buradaki destek alanı artık biraz uzakta kaldı. 23-24 dolar bandını daha doğrusu 23.80-24 dolar bandını destek bölgesi olarak kabul edebiliriz. Gümüş yatırımcıları varsa aranızda ons tarafında bu seviyeleri önemli takip etmelidir. Bu ürünlerin tamamını hem gümüşü hem kripto paraları Quant Fury üzerinden sıfır komisyon ve sıfır fonlama oranı ile trade edebilirsiniz dostlar. Mesela piyasa longa döndüğünde fonlama oranları yükselir. Her 8 saatte bir para kesilir pozisyondan veya hesabınızdan. Bunların hiçbiri olmadan broker mantığı mentalitesiyle çalışan QuantFury üzerinden bu trade'lerin tamamını gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt linki de aşağıda bulunacak. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.